tatlı seyahat. İnsan ne doğaya, dahil ne varsa, keşfe çıkıyoruz cümbür cemaat. Sütümü içtim, dengeli beslendim, sahurumu yaptım. Zeki, ne yapıyorsun? Çilek yiyorum. Oğlum, az önce ne şarkısı söylüyordun? Sahur şarkısı. Oy benim şaşkın oğlum, sahur ne zaman olur? Ramazan'da. Teşekkürler anneciğim, az kalsın unutup orucumu bozacaktım. Tabi. İşte. Anne, senin yemeklerin nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Çünkü içine çok özel bir şey katıyorum Yusuf. Ne katıyorsun? Gizli bir iksir mi? Yoksa uzaydan gelen özel bir madde mi? Anne sevgisi. Uzaydan gelen bir madde olsa daha havalı olurdu. Ama neyse, yine de çok güzel. Yusuf'cum, istersen onu yeme. Niye? Sevgi yok mu bunun içinde? Sevgi var ama Ramazan'da var. Ne yapacağım ben şimdi? Boş yere orucumu bozdum ya. Aklın nerede senin? Dayını örnek al biraz. Bak, ben hiç unutuyor muyum? Bozdun güzelim orucunu. Hayır, bozmadı. Kek orucu bozmuyor mu? İyiymiş. Kek bozar tabii ama unutarak yiyip içmek bozmaz. Yaşasın! Oruca devam! Anne! Niye hatırlattın o zaman bana? Ne güzel, unutup çilek yiyecektim. Sen benim aslan oğlumsun. Oruç tutmak için bir çileğe mi ihtiyacın var sanki? Sen çok güçlü olduğun için hatırlattım sana. Çok güçlüyüm değil mi anne? Tabii. Yani kolun olmasa da iraden güçlü. Hadi gel. Keşke biraz mantar olsaydı. Akşama mantar çorbası yapardım. Anneciğim, lütfen. Mantar benim uzmanlık alanım. Sana ormanın en güzel mantarlarını getiririm. Tabii. En zehirli mantarları getirmese bari. Sen kiminle konuştuğunun farkında değilsin küçük hanım. Bir mantarın zehirli olup olmadığını en iyi ben bilirim ben. Tabii. Bir keresinde 20 arkadaşımın hayatını kurtardım. Gerçekten mi? Zehirli mantar yemelerini engelledim. Tabii. Dayıcığım, biraz detay verebilir misin? Ormanda mantar toplamaya gitmiştik. İki tür mantar vardı. Sonra ben onlardan birinin zehirli olmadığını söyledim. Ve ispat etmek için de yedim. Diğer mantar zehirliydi yani. Yok. Benim yediğim zehirliymiş. Ben hastanelik olunca arkadaşlarım zehirli mantarın hangisi olduğunu öğrendiler. Anlaşıldı. Şifalı bitkiler kitabımı yanıma almalıyım. Yoksa teraviye hastanede kılarız. Mantarların olduğu bölge buraya çok uzak. Bu pusula sayesinde yolunuzu kaybetmezsiniz. Enişte! Ben! Kaybolmak! Enişte, senin karşında bu ormanların en büyük izcisi duruyor. Sen yine de dinle beni. Bakın, bu N harfi kuzeyi gösteriyor. Mantar bölgesi kuzeyde. Giderken sürekli kuzeye gideceksiniz. S harfi de güneyi gösteriyor. Geri gelirken de hep güneye yürüyüp kamp alanını bulacaksınız. Sakın kaybetme ha. Ya enişte, gerek yok böyle oyuncaklara. Ben asla kaybolmam. Tabii.
Tamam be, tamam. Kızım hemen. Bu köpeğin başka işi yok mu nedir? Her işime burnumu sokuyor. Ben de mantar toplamaya gidiyorum. Yavuzcuğum, mantarlar çok uzakta. Sen yorulursun. Hem bana kim yardım edecek? Hadi biz beraber odun toplayalım, ateş yakalım. Tabii oğlum. Ben iz sürücü zekiyim. Oyuncaklara ihtiyacım yok benim, tabii. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa. Hayır tabii ki, bakın. Güneşin baktığı yer batı. Sol kolumu batıya uzatıyorum. Sağ kolum da doğu oluyor. Önüm kuzey, arkam güney demektir. O yüzden bu tarafa, yani kuzeye gideceğiz. Aferin Zeynep, ben seni denemiştim. Doğru bildin. Bu taraftan gidiyoruz. Ya ne demezsin dayı. Tabii. Aha! Çocuklar, bu mantarlardan toplayın. En kaliteli mantar budur. Tabii. Hayır dayıcığım, o mantar zehirli. Bak. Yak canım. Kitap nereden bilecek mantarın zehirli olduğunu? Dayıcığım, istersen mantarı ye. Zehirli olmadığını ispat etmiş olursun. Şimdi Zeynep'e güvenmiyormuşum gibi olmasın da... bu seferlik deneye gerek yok. Tabii. Bunlar zararsız. Hadi toplayalım. Anne! Anneciğim! Eylül! Bırak elimi! Acele etsek iyi olur. Bu gidişle iftara yetişemeyeceğiz. Merak etmeyin, kestirme bir yol biliyorum. İftara yetişmek benim işim. Ne oldu Gümbel'e? Tamam tamam, geliyorum. Ökeş, bu pusula senin mi? Ah Zekiya, kesin kaybolacaklar. Telaşlanma hemen, biraz bekleyelim. Ne biçim kestirme bu? Gelmedik mi daha? Merak etme yeğenim. Şu ağaçtan da döndük mü tamamdır. Kaç saattir boşa yürüyormuşuz. Aynı yere geri geldik. Fena mı canım? Spor yapmış olduk işte. Tabii. Of dayı, of. Tamam. Merak etmeyin. Geldiğimiz gibi geri gideceğiz. Nasıl? Tabii ki güneşe bakacağız. Neyse canım. Aynı şey hilal için de geçerli. Bakın şimdi. Hilali sol koluma alıyorum. Burası batı. Tabii. Sağ kolum doğu. Önüm kuzey, arkamda güney. İşte güneyi de buldum. Oh, hadi gidelim. Hiç sanmıyorum ama hadi bakalım. Merak etmeyin. Zeynep akıllı kızdır. Bir şekilde kampın yolunu bulur. Böyle beklemekle olmaz. Biz de bir şeyler yapalım. Koca ormanda nasıl bulacağız oğlum? Onların bizi bulmasını kolaylaştıralım. Kamp ateşini ayarlayalım. Işığı bulmaları kolay olsun. Güzel fikir. Allah'ım sen yardım et de çocuklarımı bulabilelim. Bir an önce gelsinler. Bu böyle olmayacak. Ben artık dayanamıyorum. Ay,
Geceyi burada geçirelim. Sabah olunca yolumuzu buluruz. Bana uyar. Abla, ben korkuyorum. Burada kalamayız. Merak etmeyin, ben sizi vahşi hayvanlardan da korurum. Tabii. Anneciğim, o da ne? Belli belli, korursun. Buldum. Yaptım anam. Şimdi hatırladım. Dedem geceleri kıbleyi bulmak için kutup yıldızını kullanırdı. Hangisi kutup yıldızı? Bakın şu cezveye benzeyen yıldızlar küçük ayı takım yıldızı. Cezvenin ucundaki yıldız da kutup yıldızı. Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde geceleri kutup yıldızıyla yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. O zaman kutup yıldızını arkamıza alıp kamp alanını bulabiliriz. Hadi bakalım, yine sayemde yolu bulduk. İyisiniz tabii. Tabii canım, tabii. Kesin öyledir. Aferin Zeynep. Aklınla bin yaşa. Beni de unutma baba ya. Kutup yıldızı fikrinin yarısı da bana ait sayılır. Tabii. Kestirmeye aldandım, yönleri karıştırdım. Güneşi de bulamadım. Ormanda ortada kaldım. Neyse ki yaratmış Allah kutup yıldızını. Arkamı verdim yıldıza. Buldum kamp alanını.